Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün biz iftar video çekeceğiz. Yani yine de ben çok güzel bir menü hazırlayacağım size. Bebek oldu ya, sadece bir menü bizim için yeterli değil mi bebeğim? Çorba falan gerek yok değil mi? Yok. Tamam, bir de bu güzel yani. Doyacağız. Ama video başlamadan önce destek olmayı unutmayın arkadaşlar, abone olun. Ve şimdi bizim videomuz 6 yazı var arkadaşlar. Yani 20-30 dil daha fazla. Sen nasıl yaptın? 20-30 mu? 30 daha fazla, evet, daha fazla ki. Vallahi bu konuda katkılar olduğu için gezgin bir adam, onun da kanalı var. Gezgin bir adam Yavuz abiye çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. 30'dan fazla dil eklemeyi başardık. Hatta alt yazılar bölümünden bakabilirsiniz. Anladım. Herhangi birisi, hangi ülkedense, hangi millettense kendi dilinde görüyor videoyu. Anladım. Bakalım izlenmeleri etkisi olacak mı? Hem işitme engelli olan kardeşlerimiz için de böyle bir şey düşünmüştük. Ama tabii bu kadar emek veriliyor. İzlenecek mi? O önemli. Şimdi anladım. Birkaç video yayınlayacağız böyle. Sonra test edeceğiz bakalım diğer ülkelerden izlenme oranları nasıl. Buna göre devam edeceğiz veya etmeyeceğiz. İnşallah devam eder. Bu anlamda bize katkısı olan Yavuz abiye tekrardan teşekkür ediyoruz buradan. Bu arada arkadaşlar onca emeğin karşılığı olan bu uğraşı sonucunda sizden bir abonelik bekliyoruz. Hı hı. Bunu bize çok görmeyin, bizi mutlu edin değil mi? Evet. Evet, hadi başlayalım, hadi o zaman. Başlayalım. Hadi bakalım. Bakın burası, aslında malzemeler aynı arkadaş. Daha önce biz yaptık ya, o patates gemisi. Patates gemisi. Birçok takipçimiz de beğenmiş. Evet. Burada beğenecek. Instagram'dan fotoğrafları etiketlemişler, bize hikayemize paylaştık. Burada herkes beğeneceksin çünkü patates, bir de bu adı ne? Kaşar, kıyma. Yani tam tür malzemeleri seven yani. Tamam, şimdi basayım. Burası... Bu yanılmıyorsam patatese benziyor. He? Yanılmıyorsam patatese benziyor. Anlamadım ben. Önemli değil. Tamam, şimdi bunu rendeleyelim. Bir de bu kaşar. Tamam mı? Bu fırında. Yine de güzel renk. Fırından mı? Evet, fırında. Ha, oradan değil, bu tarafıyla yap, tamam mı? Neden? Ha, böyle canın böyle istedi. Yok be, bu daha yavaş be, benim daha çabuk bu. Ama bak eline dikkat et ha, parmağın rendelenmesin. Evet ama çok şükür bu rende çok keskin değil ya, o yüzden. Yani benim hayatımda en sevmediğim şey rendelenmiş parmak yemek. O yüzden dikkat et yani. Evet. O sen bilmiyor musun? Indonesia'daki patates. Herkes elini rendeliyor öyle mi? Bir dakika. Sen karışma be, bekle. Kaynana gibi senin. Senin kaynanan yok ki, o yüzden ben yapayım sana kaynanamı. İnsan cevizi rendeledi böyle. O sen bu sen sen böyle yapıyor. Biliyorum, ben gördüm zaten kocaman düğünde. Evet. O ben bir kere böyle çok acıyor, çok. Bizim o video zaten 1 milyon 200 bini bile geçmiş. Herkes izledi ki. Gördün değil mi sen? Gördüm. O küçük. Çok güzel. Endonezya'ya gidince yapalım ondan bu yaz. Tabii ki annem her bunu yapıyor. Aslında söyle. Makine var ama evde böyle sadece bir insan cevizi ya, o yüzden böyle mesela annem ki taze olmak istiyor o insan cevizi süt, o yüzden yani kendi yapıyor, bir tane insan cevizi kesti, rendeliyor böyle, sonra süt çıkarıyor böyle ya. Aslında mesela çok fazla bazen düğün falan var ya, o makine biz o makine getirmiş, sonra sonra rendelemiş onlar. Sadece süt çıkmış böyle var yani, ama çok fazla olması lazım yani. O zaman İndonezya'ya gidince çekecek çok videomuz var öyle mi? Evet. Geleneksel yemekler böyle gösteriyemiyorum. Onlara Adana kebap yapacağım, Adana kebap getireceğiz İndonezyalılara. Bakalım ne yapacaklar. Yok, Adana kebap yok da mesela güveç yapalım onlar. Yani severim acı, bir de ben onları tam Türk yemekleri yapacağım bakalım. Sen de yap de, bakalım yedirelim onlara. O adını börek de yapacağım onlara. Ama orada birlikte sofra da kuralım. Sizde tabii sofra ki adeti yok ama kuralım böyle ha. O var ya bizim benim evimiz burada, manzara çok güzel ya. Benim salası. Orada biz masa kuracağız. Yemek yapacağız. Çok güzel yani. Anladın mı? Anladım. Manzara güzel. Tamam bak, onu öyle içine atma, tamam mı? Burada doğru bak. Şimdi benim ağzıma falan gelir böyle büyük büyük ya. Al bir tane buradan bıçak. Anladım. Doğru tamam. Onu. Tamam ya, bir dakika.
Doğrayayım. Ha, öyle doğra. O bıçakla olmaz ama. O bıçakla doğrama. Bununla doğra. Tamam, bununla doğra. Tamam, bir dakika. Ya bunda ters koymuşum ki zaten. Bunu böyle koysana. Ya Enes ya. Allah Allah. Ne oldu zaten, biz çekeyim. Tamam, oldu da. Ha, oldu. Tamam. İdare neyse, birazcık büyük olmuş ama neyse, idare eder artık. İdare eder ne demek? Anlamadım. Şimdi böyle. Bazen bu su var ya. Su biraz sıkayım. Şöyle arkadaşlar. Ama bu taraftan ya, bak kameraya gözükmüyor. Ha, evet. Böyle yap. Ha, şimdi. Tamam. Ha, şimdi oldu bak. Tamam. Şimdi sıkayım arkadaşlar. Ama ellerine eldiven giymedin ya. Eldiven yok, sen almadın ki. Ya var orada 100 tane var. Onu hiç yemek için olur mu? He? O eldiven yemek için olur mu? Bilmiyorum yok ki olur ya, mu? Yok ya, parkta. Tamam, neyse hadi. Sen onun suyunu sıkıyorsun, alttaki patatesleri yine geliyor. Ya yine de sıkıyorum. Şöyle olur mu ya? Olur. Allah, şuna bak, çamur gibi çıktı şu anda içim. Allah Allah. Neden çamur gibi ya? Ne bileyim ben. Ben fırına şimdi isteyeyim. Şu kaşarını arkadaşlar, aslında asla ama önemli değil ya. Su kaşar aslında bir su bardak lazım. Hı. Ama belki bu olmuyor ya, ama önemli değil. Çünkü bu kadar kaldı. Bir de şimdi sokağa çıkmak yersem önemli değil. Sen o zaman bugün her şeyi rendeleceğim böyle, öyle mi? Her şey değil. Sadece kaşar ve patates. Geriye başka bir şey kalmadı ki. Şunu koyarım, bu kadar. Aslında bir buçuk su bardak lazım. Ama bu kadar var, önemli değil. Koyarım. Ama bu ustu için sonra. Hı. Şimdi bu yumurta var ya, bir tane yumurta kırayım. Hı. Bir. Hı. İki. Hı. Neden öyle sen? Komime gittim. Profesyonelleşmişsin artık yumurta kırmada. Tamam. Bir de baharat, tuz ve karabiber sadece. Dur bir dakika, tuz mu atacağım? He. Nasıl atacağım? Böyle. Öyle atma. Nasıl atayım? Şöyle atacağım bak. Şöyle atman lazım. Tamam, ver. Hani at bakayım birazcık. Ya da vazgeçtim, dur. Öyle atma. Nasıl be? Şöyle at böyle. Allah Allah. Tamam, öyle at bakayım. Heh, tamam yeter. Çok tuz tamam. Koydun. Ne yaptın sen? Yok, çok değil be. Ha, ne koyacağım başka? Önce bana söyle ama. Karabiber. Ha, onu nasıl atacağım? Böyle. Yok, onu da böyle atalım. Tamam. Ha. Koy. Şimdi karıştırıyorum. Tamam mı? Bu fırına koyacağım arkadaşlar. Ama plastik yerim ki öyle. Ya yok, plastikli değil be. Onunla karıştırma. Bununla daha güzel olur. Bu daha büyük bak. Tamam. Gördün ver mü? Tamam. Ver. Hı. Ha, bak ne güzel oluyor, gördün mü? Tamam be. Şimdi bunu keseyim arkadaşlar. Aslında fare olması lazım ama bizim fırın, kara fırın yuvarlak ya, önemli değil. Böyle. Bu yağlı kağıt mı? Evet. Bakayım. Yağ dökmemişim ki. Ya dökmeme. Dökmemişim ya. Evet. Şurada koyarım. Kare. Tamam mı? Çünkü sonra adını bu yeme ben unuttum söylemeye ya. Patates kıymalı. Evet, bu hafta patatese yükleniyoruz arkadaşlar. Dışarıda unuttuğumuz çuval falan var, ondan mı acaba? He? Niye bu hafta hep patates yapıyoruz biz? Güzel çünkü. Bir de karnımı doyurmak için yani. Sadece et doyulmaz ki. Sen 1 kilo et yiyebilir misin? 1 kilo et. Yok, yarısını buzluğa koyarım. Yüzden. Olmaz ki. Bu karbohidrat. Karbohidrat Türkçe ne demek? Karbohidrat işte. Karbohidrat aynı. Burada sokağa çıkma yasağını takan yok ki. Herkes geziyor dışarıda. Bak bahar gelmiş, gördün mü? Yemişim. Ne kadar güzel, yemyeşil çiçekler, ağaçlar çiçek açmış. Tamam arkadaşlar, böyle oldu. Şimdi fırına koyarım. Ne kadar pişiriyor? Ya fırın farklı ki. Bizim fırın çok çabuk mesela. Mesela Aygaz fırın daha yavaş. Bizimki belki 15 dakika, 20 dakika pişiriyor bu. Koyayım ben. Nasıl koyacağım bakayım? Nasıl koyacağım? Böyle.
Tamam. Böyle mi? Yok. Şöyle daha iyi sanki. Heh. Tamam. Sanki böyle tamam, iyi. Tamam, kapatayım. Ya da vazgeçtim ya. Şöyle mi olsa acaba biraz tamam. Daha? Olur. Kapat, tamam mı? Pişirene kadar. Bak bunu böyle değil. Her zaman böyle koyacaksın, takılmasın elin, düşmesin tamam, yere. Tamam, tamam. E sen kıymaları attın ya yere. Yok yok, düştü ya. Allah Allah, nasıl kıydın ona ya? Nasıl kıydın bu kıymaları? Ay, yazık ya. Ay kıyamazsın dedim, kıymışsın ya. Ya ne yapayım ben? Düşmüyor değil mi? Eyvah. Yeter bu kadar. Ediz değil o, başka çocukların sesi. Ya oğlunun sesini bile unutmuşsun ya artık. Yok be, unutmadım tabii ki. E sen lavaboyu tıkadın. Yok tıkamadım. Duş mu alacağız orada? Niye tıkadın? Yok bir dakika. Ya koyayım ben bunu soğan, biber böyle tez atmak için. Aa öyle yapma bak, dur bir dakika. Şöyle kes bakalım önce. Bir dakika, bu bitireyim daha. Tamam o soğan sen ye o zaman, ben ötekini yiyeyim. Tamam. Bunu bu taraftan kes. Ha, o benim soğan. Oradan kesilmiş olsun. Tamam. Öteki günde öteki taraftan kes, tamam mı? Sonra böyle değil mi? Fark etmez. Niye her şeyi bana soruyorsun ki? Tamam. Biber kesiyorum ben. Doğrayım. Bak biberi hiç karışmıyorum mesela. İstediğin gibi doğrayabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim bebeğim. Benim soğan diğer türlü doğramış soğanın içine karıştı. Ya nasıl aslında olacak şimdi? Ya hepsi karıştıracağız. Nasıl ayıklayacağız şimdi? Hepsi karıştıracağım ki. Ay onu ayıklamamız lazım. Bakayım şunlar mıydı acaba? Ne? Sen neden böyle ya? Sen ne içtin bugün? Yalnız ilaç mı içtin sen ne? İftarda suyu fazla kaçırmışım o yüzden. Şimdi yemeği koy. Hayır hayır dur bir dakika, daha bu pişmedi ki tam. Yok ya zaten beraber pişeceğim. Bu 5 dakika oldu. Pişer mi acaba? Pişer. Eminsin? Eminim, bu yarın pişiyor zaten. Tamam. Tamam mı? İzin verdim. Kıymadan hiç zarar gelmez, koy. Ha tamam. Biraz da böyle koy. Ha tamam. Hı. Tamam. Bu taraftan karıştır şurada. Evet. Tamam. Biraz da buradan karıştır böyle. Tamam tut sen. Tamam ben tutayım. Yardım da ediyorum sana, gördün mü? Teşekkür ederim. Ediş uyuyor mu yine? Hala uyuyor mu? Uyuyor evet. Maşallah ya, çok şükür. Asla biz yapamaz ki böyle, biliyor musun? Hay Allah ki ya. Ha, ha, ha. Enes ya. Ana bunda ne vardı böyle? Küflenmiş ya ne varsa. Ne küflenmiş ya? Baksana. O ne içinde? Ne bileyim ben, unutmuşuz herhalde. Unuttum ben ya. Allah. Salça galiba. Değil be. Tadına bak bakalım neymiş. İyi. Yok pişemiş ki. Tamam peki, pişir ondan sonra tadına bak. Yok şunu diyorum. Ne acaba, salça mı? Kırmızı biber galiba. O kavanoz. Su bebeğim, erik suyu sen içsene, iç. Ha iç be. Bunun için. İftar için tamam, içer misin? Tamam sofraya koyarsan içerim tamam, ya. Tamam koyarım ben. Tamam arkadaşlar, bu ne kadar pişir belki 15 dakika falan. Sonra salça koyacağım, baharat, bir de su yine pişiriyor 30 dakika falan. Bu biraz sonra alacağım. Bak bakayım o neymiş ya bu? Erik suyu değil de. Ana. Lan bu ne böyle? Ay, ben unuttum ya. Ay. Bak. Senin için daha... Ama bak şu sağ taraftakiler yenilebilir değil mi? Yok be. Yok be, at gitsin. Bak bunu sana diyorum, bu kayısı suyu mu, erik suyu bunun? Kayısı suyu. Bir şey olmaz ya. Ben içemem ya çünkü ben gazlı var ya. Şu yüzden bu senin tamam için. Sen gaz çıkarmaya devam ediyorsun ya. Evet. Uyuyor ama. Benim böyle... Şimdi ben Edis'i çok iyi tanıyorum değil mi? Böyle ilk bir ay böyle sanki adaptation demek. Uyum sağlama. Uyum sağlama böyle farkı falan. Biraz sonra değişiyor. Şimdi ikinci ay geliyor. Sonra üçüncü ayda yani değişecek. Alıyor. Süt aramak ve alırken sıkılmak farklı. Biliyor musun? Süt aramak böyle çok tatlı bir şey böyle. Aa, sıkılınca nasıl? Daha deli gibi mi öyle? Hay Allah. Rendeledim üstü için. Tamam son kısmını da buradan rendele. Tamam. Ama neden ya? Neden sen böyle ya? Yok be, böyle seviyorum ben. Daha çabuk. Şimdi bir yemek kaşık salça. Bu olmaz, olmaz. Çok baharat. Mesela Indonesia salça değilse ama çabe. Acı biber. O olması. Olmazsa olmaz. Değil mi? O yüzden her yani bizdeki salçanın yerini sizde
Acı biber oluyor ama. Sandığı böyle oluyor. Evet. Yanmış mı? Biraz. Yandıysa bir daha yaparsın ha, ona göre. Yok yok, iyi be. Ben severim böyle, güzel evet. Duruyor. Buyursun. Bahar zamanı arkadaşlar. Tuz. Tamam mı? Çok eklemeyeceğim. Peki. Karabiber. Dur, ben sana bunun nasıl atılacağını göstermedim. Domates biberi de atın. Kırmızı biber böyle atılır. Bu taraftan atılır. Tamam mı? Neden ya? Tamam. Böyle daha lezzetli olur öyle atarsan. Bir de şu atarım burayı. Hayır hayır, öyle değil. Neden böyle ya? Ya Allah, sıcakmış bardak. Evet. Abo çok sıcak. Şöyle şuradan dökeceksin. Allah'ım yandı senin yüzünden. Tüh. Neden ya? Tuvalete yumuşacık olacak. Biliyor musun? Ama çeşme suyu mu attın, hazır su mu? O önemli. Çeşme suyu ama kaynatmış. Tamam, su az, yarım daha koyarım. Söyleme. He. Allah Allah. Suyu çeksin, sonra yumuşacık, bir de bir şey oldu. Allah'ım ya, içim gitti. Çocuğu tutuyor Allah'ım, oradan ayağı içi altına kırıldı. Ay Allah'ım, İko oradan çocuğu o tutturuyor. Allah'ım ya Rabbim ya, sinir oldum burada. Eyvah. Vallahi var ya, amire söyleniyor, amire söyleniyor. O zaman bu da senin Ediz'i özlediğini gösteriyor herhalde. Ediz'i her zaman özlüyorum, ben yanındayken bile özlüyorum. Hayda. Canım benim ya, çok özledim, maşallah kilo almış. Evet, siz de kumsazlasınız. Ne videosu? Yemek videosu. İftar videosu. Ha, hangi yemek? Hatta şu an seninle konuştuğumuzu da kaydediyoruz ha, ona göre. Hayır, ben inanmıyorum. Evet. Patates gemi mi abla? Ne dedi anlamadım. Spagetti diyor. Aa, spagetti. Nereye gitti spa? Nasılsınız abla? Edişim yiyor şimdi. Şükür, sen nasılsın Ekrem'cim, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim yani. Şimdi alıştım böyle. Ama şey, ben merak ediyorum ya. O çocuk sürekli kucakta mı uyuyor yani? He, alıştık zaten kucağa. Önce ne yaptınız ya? Ama bazı takipçilerimiz dedi ya, olur mu dedi ya, sizde hiç şefkat yok mu dedi. Bebek dedi sürekli annenin yanında olması lazım, kucağında olması lazım, ona bağlanması lazım dediler. İyi tamam ya, biz de öyle yapalım dedik. Şimdi kucaktan inmiyor vallahi, spor yapıyorum. Kolların da bayağı gelişti ha bu arada. Böyle uyuyor kucakta, sonra koyacağım ben bebek besiki öyle yapıyorum. Ben sonuçta İK ilgileniyor zaten ha, İK. Her türlü ilgileniyor, her türlü ilgisini görüyor, karşılıyor. Ondan dolayı ben de karışmıyorum yani, ne karışacağım. Çabuk uyuması için bari mendili alıştırın. Ya ben İKA'ya hiç karışmıyorum yani, mesela bugün yemek yaptı, hiç karıştı mı sana yani, değil mi? Çok karıştın. Geçen gün bir yemek yapmışsın Yunus'la, herkes öyle yapmış ya. Ay Enes'le çok karıştın, kıza ne çok karıştın da o videoyu izleyemedim yani. Ama kızın kaynanası yok. Kaynanası var, ruhunu hissedemedi burada. O yüzden kaynanalık yapıyorum ben ona burada. Ya sen bunu böyle alsana, böyle döksene, zaten hepsi gidecek. Ya Enes ya. Neden? Sen neden böyle karıştırıyorsun hep ya? Ay yok, kolay, sana yardım ettim ya işte. Allah Allah, sen kendi yap o zaman, kendi pişir. Neden? Ya bekle be, yavaş yavaş böyle. Tamam. Yap beni. Zaten kızım karıştın, ne yaptın? Ne yapıyorsun sen? Kızla mı karışıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Oo, sen buradan bizi mi izliyorsun? Gizlice aramışsın bizi buradan. Allah'a yarat bir şey ya. Evet, ben her yerdeyim, unutma. Vay be. Hadi göster bakalım. Çevreyi göster bakalım. Çocukları göster. Dur göstereyim bak, dur. He, göster bakalım neler yapıyorlar. Kerotalar. Dur bak, çocukları gösteriyorum. Sevincim. Dayınız. Dayı. Ooo, gençler ne yapıyorsunuz ya? Gençler ve daima genç kalanlar. Dayı videoyu çekiyor bu arada. Evet. Herhalde canım, boru gibi kamera gözüküyor buradan, görmüyor musun? Feyza ne yapıyorsun kız? İmbe, siz ne yapıyorsunuz be? O nasıl konuşmak kız öyle? Macir, macir mi oldun sen? Haydi Selma, nasılsın? Ay maşallah, çok tatlısın. Ay. Abla sen kes, abla ben de Enes'i kestim bak. Bak benim saçları kesti, nasıl yaptı bak. Enes, yakışıklı olmuşum biliyor musun? Bak şuraya bak, kesti. Ya biraz uzayınca öyle oldu, yoksa öyle değildi işte. Ay evet, gayet buradan... güzel ama
Buradan takipçilerimize kendisini de gösterelim burada. Evet, kendinizi görüyorsunuz. Selin. Selin sele kapılmış. Ay, kapat burada ne var? Merhaba. Kedi. Ama gözü biraz rahatsız gözü. Ay. Bahçe göster abi, bahçe. Selamünaleyküm baba. Baba ne yapıyorsun ya? Şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Bak. Merhaba baba, nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Sağ ol, sen nasılsın? Biz de iyiyiz baba. Baba gün geçtikçe Mursi'ye benzemişsin ya. Evet. Çok benziyor. Ha, çok benziyor ya. Nasıl, yetiştiriyor musun? Ekiyor musun bir şeyler? Ay, ektik bir şeyler ya. Bakalım olsun diye bekliyoruz. Ha, iyi bakalım. Abla göster bakalım bahçeyi ya. Göster ama bahçeyi. O yemeşil ne? Aha, dikildik ha. Ay, biber bu bence. Yeni dikildi, evet bak. Bunlar daha yeni dikildi. Aman marul. Marul, ooo. Marullar çok güzel ya. Ne ikahna, neler bak. Oh oh. Patlıcanmış bunlar ikahna. Ooo, kendi mi böyle yapıyor? Anladım. Fazla yaklaşma bak, patlar bir de ha. O marullar baksana, ay. Maşallah çok güzel ya. Aynen. Ooo, ne güzel, baksana. Daha ektirince bak, dönem dönem göster. Bak, dereotu bu da tohum için ikka. Bak, şu dereotu bu da tohum için. Ha, dereotu bak, dereotu, senin için. Evet, tamam, ben çok yiyeceğim o. Bunlar ne baba? Bizim oranın biber, tabiriyle böber. Biber. Biber bundan. Orada böber diyorlar ama. Bunlar da salatalık olacak. Oo, bak. Tamam, onlara işte biz yetişiriz herhalde. Aa, o tutuyu hatırladım. Ooo, hatırladım be. Oh, çok güzel oluyordu ya. Keşke babam her tarafını ondan dikseydi. Evet ya. Bak bunlar minik minik, bak böyle bak. Oh. Ay maşallah, oh ya. Of be, ne güzel. O zaman baban Enes'e gitsin, orada çiftçi yapıyor. Her gün olabilir. Tamam. Babam yapar ki. Niye ya? Ekip dikmeyi seven ikan herkes yapabilir yani, anladın mı? Yani burada söylediyiz ya, Endonezya'da her gün yani yapabilir. Çünkü... Ama babam orada dik buğday dikecek çıkmayacak, arpa dikecek çıkmayacak, nohut dikecek çıkmayacak, tabii, mısır çıkmayacak. Ondan sonra başlarım böyle memleket edecek. Mısır olur. Kurak mısır olur mu? Ha, doğru, mısır olur tabii ki. Ama su evet var, olur. Yani Endonezya'da bir koyunu buğday yerken göremezsin değil mi? Tabii ki. Arkadaşlar, ben annem abimle konuştum. Onlar yazın evinde mutlular yani. Kantine bile çok güzel oluyor yani, bahçede var. Ben özledim ya yaz böyle gezmeyi, bir de onlar tabii ki onlar da çok özledim onlar için. Koydum buraya kıymanı. Şimdi rulo yapıyorum. Bismillah, çünkü patates bayağı güzelmiş ya. Aslında biraz yumuşak daha iyi rulo yapıyorum. Kaşar koymayacağım mı? Kaşar, soğan da biraz tabi. Allah Allah. Karışma sen. Tamam. Bozuka gibi olmuş ha. Bozuka ne demek? Böyle roket atar gibi. Bak. Ya da oldu. Şuradan bak şöyle. Oy. Baktığın zaman kokoreç gibi duruyor. Yani o, oh yes. Bak bu zaten hepsi pişmiş ya. Şimdi üstünde kasar arkadaşlar. Sonra yemek yerken kişiliyor o kadar. Ama bu ne zaman vereceğim fırına? Son 10 dakika mı? Son 15 dakika koyarım. Ya bak, bunu alsana böyle 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 döksene bunu. Niye böyle böyle dökmedin? Ya belki düşüyor be ya. Sen neden hep karıştırıyor yani? Anlamadım ben seni, neden böyle? Arkadaşlar, ben sadece koydum, sonra açacağım yani. 15 dakika önce. Bak, çok güzel değil mi? Kokoreç gibi duruyor ne? Tamam, koyayım. Ah. Dur öyle yapma, ne yapayım? Bozuka ya, gibi görmüyor musun? Ya sen neden böyle ya? Her bugün çok... Bozuka gibi şeytan doldurur ya. Ya Enes, ya sen neden bugün böyle ya? Böyle kes, böyle kes, böyle tut. Neden böyle kaynanam? Annem bile öyle yapmıyor ki. Allah Allah, annen bile yapmıyor öyle. Biler mi? Neden böylesini yap kendi? Ana, gidiyor mu, mutfağı terk ettin mi? Git yap. Ana, kapağını da açık bırakmış. Şöyle olur mu ya? Kocanı iftar önü bıraktın. Ama burada. Ama öyle olur mu ya? Seni hep yalnız bıraktın.
Soğan böyle kes, karabiber böyle koy, tuz böyle koy, böyle tavuk böyle, dök böyle. Nasıl böyle ya? Sen neden çıkarsın bugün ya? Anlamadım ben. Niye, çok mu kızdın bana? Evet. Ama şu çok... Bir dakika, hadi söyleyeceğim. Ben senin sabrını ölçmek istedim sadece. Şaka yaptın tabii. Ben seni sadece merak ettim. Bakalım ne yapacaksın, ne kadar sabırlı olacaksın diye. Bayağı sabırlı çıktın ama. Ya şaka söyleseydin ya, ben kızmayacağım. şaka oldu söylesem ne anlamı kalacak canım? Allah Allah. Tamam, o zaman devam edeyim ben, tamam mı? Tamam, hadi devam et. Hadi bana iftar hazırla hadi. Tamam, gel. Tamam, affettin değil mi beni? Tabii ki affettim ben. Ne zaman affetmedim ya? Bazen gerçek sinirlerim bile en fazla 10 dakika sonra. 10 dakika sonra kahkahalar başlıyor yine, değil mi? Ben böyle uzun sinirlendim ama sadece 1 dakika. Tamam, ne güzel işte. Yani. Ben bunu zaten sen olduğun için yaptım. Başkası olsa yapamazdım yani. Böyle bu kadar karışılır mı? Yok, bunu oradan kes, bunu bu bıçakla kes, bunu buradan tut, öyle şey olur mu ya? Tamam arkadaş, şimdi ben dizik yapayım. Ben çok seviyorum dizik, tamam mı? Tamam. Ama bak geçen... Neyse, karışmayın. Sadece şey diyeceğim. Yoğurdu biraz daha bol koyar mısın? Tamam. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Dizik çok böyle taze. Onu bıçağa ne söylemeyeyim. Ne söyleyeceğim? Söyle. Söylemeyeceğim. Var mı acaba ya? Bir dakika. Bak karışmadım. Kendin gittin aldın, gördün mü? Öyle. Oo, güzel görünüyor. Gel. Bunu da oldu, yemek kestim. Hı hı. Şimdi sana bu koyarım ben. Oo. Oh. Çok güzel duruyor be. Tamam, bu sana, büyük olan sana. Bir de tadı kokoreçe benziyor, var ya. Ya kokoreç değil ki ama. Yok, önemli bunu değil. Bunu bana. Bak ne güzel. Zaten bildiğim lezzet rulosu olmuş ya. Rulo, evet. Gel. Hadi sofraya götür bebeğim. Ne için bu ya? Böyle mi çıkardı? Dur ben açayım. Sen iyi uyudurma. Vay, sanki kuzuru açmıyor gibi. Ben uyuyakaldım ya yine. Ay. Ay Allah. Açar mısın ya? Açabilir misin? Açarım da. Bu... Bıçak küçük mü? Bıçak çok ince ya. Yok, bir de ben lens kullanıyorum ya. Allah bu. Hava mı aldı acaba ya? Yok. Yok, hava almamış. O zaman bizim bir şey bıçağıyla deneyelim. Dikkat ama. Şimdi bak. Sen uyuyor mu burada Allah'ım ya? Bunun en iyi yerinde uyandım ya. Bu açılmıyor mu? Bu garip ya, açılmıyor. Ya o zaman... Ben hayatımda ben hiç böyle konserve görmedim ki. Yüzünü yıkadın mı? Yıkadım. Ya biraz gözlerini aç bakalım. Şimdi çok açsam lens düşer. Aa. Böyle pıt, bir tanesi bir cacığın içine, ötekisi de öbür cacığın içine düşmez, buraya düşer. Tamam, şimdi aç ölçü. Tamam. Bebeğim ama önce su ki. Ben yok sonra... Önce vurma. Su. Önce vurma ya. Ciddi mi? Su be. Al sana. Öyle olmaz ama ya. Vurma suyuyla açtım işte. Baksana kaşarlı kokoreç gibi duruyor ya. Evet, açtım. Soğanları böyle böyle doğra dedim ya. O soğanların olduğu yer bak. Ne kadar lezzetli olmuş. Yok artık. Kastırmışsın. Güzel mi? Güzel. Kaç puan vereceğim? Dur bakalım, bir ağzından geçsin. Güzel valla, ben beğendim. Kaç para vereceksin? Aa, susadım ya, çok cacık içemiyor. Cacık hadi be, dene bakalım cacık. Nane attın mı buna? Attım. Çok güzel olmuş şimdi. Bir de üzerine çok az bir zeytinyağı gezdiriyorlar. Ha, zeytin koymadım ben çekeyim. Ama önemli değil. Yemeği kaç para vereceksin? Güzel oldu be, bir şey yapacağım değil mi? Yine sağ ol, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yemeğe mi? Hı hı. Hemen puan verip hakkını yemeyeyim, tamam mı? Önce bir yemeği yiyeyim. 9 verdim. Neden? Çünkü şey olmuyor, yanmıyor ki düzgün. Eyvah, dağıldım. Bak ben çok kolay rahat yiyorum ki. Neden sen bu kadar biraz zor? Beni çatal körermiş o zaman. Benim halde zor. Çünkü... O yüzden 9,5 verdim sana. Çünkü senin patates ki çıtır çıtır. Patates yumuşacık, çok kolay yemekten bak. Anladın mı? Tabii ama ben yumuşak istemem ki. Ya sen çıtır çıtır seviyor, o yüzden aynı öyle oldu. Güzel güzel. Hı hı. Yine sağ ol, çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun.
Ama senin sostan olacaktı var ya bunun yanında. Ooo ne güzel ya. Çabuk yedim ben. Getirtemiyoruz kişi koronadan dolayı. Hatta birkaç takipçimiz söylemiş ya. Getireceğiz dedik daha getiremedik. Koronadan dolayı bekliyor. Tabi canım bütün uçuşlar kapalı ya nasıl getirip gelecek bu? Denizaltıyla mı gelecek? Denizaltı biliyor musun? Submarine. Maden suyu var mıydı? Ha. Bir daha içsem olur maden suyuyla? Evet. Böyle boğazım böyle asitli bir şeyler arıyor ya böyle. Öyle. Bir de uyku düzenim bozuldu ya. Hı-hı. Hep öğlenleri uyanamıyorum ama ben artık. Hı-hı. O yüzden oruçlu olduğumu çok daha fazla hissediyorum yani. Biz daha önce benzemiştik ya o patates yemesi. Ben daha önce yaptım. İzlemediyseniz çikolatalarını koyduk. Siz koyarak izleyebilirsiniz tamam mı? Bu bayram sokağa çıkmak istiyorsak ya. Hı. O yüzden çocuklar geliyor ya. Her o zaman bu bayram yok. Yok bence hepsi gelir mi? Evet. Yok artık. Evet, bayram zaman, diye hep gelir yani. O zaman sen de al o adını kolonya ve kendi. Kolonya var zaten. Şeker. Sen padişah ve saman çöplü ayran hikayesini biliyor musun? Aa, nasıl böyle? Padişah bir gün seferden dönüyormuş. Hı-hı. Bir tane Türk köyüne uğramış. Orada da kadın böyle lezzetli mi lezzetli cacık yapmış böyle. Hı-hı. Getirmiş önüne cacık. Da bardakta getirmiş böyle tasta getirmiş içmek için. Hı-hı. Ondan sonra padişah içiyor ama içerken zorlanıyor. Yani içiyor zorlanıyor. En sonunda bitirmiş. Nasıl buldunuz padişahın cacığımızı beğendiniz mi demiş. Çok beğendim. Ama şu 3 tane saman çöpü benim hızlı içmeme engel oldu demiş. O demiş ki siz seferden döndünüz padişahım demiş. Hava da sıcak demiş. Sizin de biraz terli olduğunuzu hissettim demiş. Benim de cacığım soğuktu demiş. Eğer ben 3 saman çöpünü koymasaydım siz belki hızlı içer o yüzden hasta olabilirdiniz demiş. Anladın mı? O yüzden tabii ona bile dikkat etmiş yani kadın. Sonra padişah o cevap karşısında da gülümsemiş. Karşısındakini düşündüğünü güzel gösteriyor yani, işte. Güzel yani. Güzel bir şey. Bence şu ana kadar yaptığın en güzel cacık bu. Ciddi mi? Hı-hı. Daha önce de güzel. Ben öyle seviyorum. Çok katta böyle seviyorum ben. Tamam arkadaşlar. Biz iftar yaptık. Böyle işte baş başa hep üçümüz. Bir de belki çok yazmış neden böyle gücünü almışsın. Zaten biz anlattı daha önce. Bir de hep iftar zamanı yani bebek yalnız bırakmayacağız. O yüzden kucağımda aldım. Şimdi yatırdım yine de. Bakın biraz da uyanacak o. Hemen uyandı. O değildi. Sen beni affettin ama değil mi? Ben yani, senin sabrını ölçmek için şaka yaptım yani. Tabii ki affettim yani. Ben normalde o kadar karışıyor mu sana normalde? Çok değil aslında biraz garip bir şey bugün. Bugün çok farklı karışmadı mı yani? Evet. Mantıksızca karıştım yani. Özellikle sabrı test etmek için. En sonunda yıldırdım yani. Ben affettim yani. Herkesi zaten biliyorsun sadece 10 dakika en fazla. Tamam mı? Tamam arkadaşlar ayın dizi uyandı. Tamam. Eğer bu video beğenirseniz yorumlara yazın. Pretty like atın. Ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Assalamualaikum.